Hareketli faz hazırlığında ana basamaklar neler? Doğru bir hareketli fazı nasıl hazırlarız sisteme? Bunlar birkaç maddeyle sıralayabiliriz. Öncelikle kimyasal seçimimiz oldukça önemli. Doğru özellikle, doğru saflıkta ve kalitede kimyasalı seçmeliyiz. Solventler ve katı kimyasallar doğru saflıkta ve doğru özellikte olmalı. Ayrıca bunları tartarken hassas tartmalıyız. Ölçümlerini hassas hacimsel ölçümlerle yapmalıyız. Doğru şekerli bir şekilde ve yeterli sürede karıştırma işlemini gerçekleştirmeliyiz. Ölçüm ve tartım işlemlerinde kimyasalları ve ölçüm kaplarını kontamine etmemeye özen göstermeliyiz. Tampon ve diğer katkı maddelerin eklenmesi ve yeterli süre karıştırması da önemli arkadaşlar. Bunların eklenme sıraları ve karıştırma süreleri bizim hareketli faz hazırlarken prosesimize etki ediyor. Ardından iyi bir filtrasyon işlemi ve degazir işlemiyle hareketli fazımızı hazırlayıp HPLC sistemine vermeye başlayabiliriz. Evet, gelelim ilk maddemiz olan solvent seçimi ve kullanımı maddemize. Solventlerin karakteristik özellikleri oldukça önemli. Az önce bahsettim. Bu kısmı oldukça fazla vurgulamak istiyorum. Solvent saflığı HPLC sisteminde çok çok önemli. Uygun saflıkta solventlerle çalışmazsanız sisteminizde çeşitli problemlerle karşılaşacaksınız. Tabii viskozite de önemli ama HPLC sisteminde bundan daha önemlisi tabii ki saflık. Refraktif indeks, kaynama noktası, toksisite, UV absorbans yani UV cutoff değerleri ve çözünürlük solvent seçimi yaparken bizim için kritik parametreler olarak adlandırılabilir. Bu çözücülerin karışabilirliği diyagramını daha önceki eğitimlerimizde de web seminerlerimizde de sıklıkla karşınıza çıkardım. Burada da çıkartıyorum. Bundan sonraki web seminerlerimizde de birkaç defa karşınıza çıkacak. Bu oldukça önemli. Aslında eğer rutin analizi yapıyorsanız, prosesleriniz oturmuşsa, standart test metotlarınızda her şey açık ve netse bu kısmı çok kullanmayabilirsiniz. Biz metot geliştirirken özellikle çözücülerin karışabilirliğini oldukça kullanıyoruz ve önemsiyoruz. Bu önemli. En çok normal fazdan ters faza, ters fazdan normal faza geçerken sıklıkla biz çözücülerin karışabilirliğini kullanıyoruz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer farklı iki çözeltiyi karıştırıp sisteme verecekseniz ve bazı noktalar açık değilse bu diyagramdan yararlanabilirsiniz. Bu konuda bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Özellikle laboratuvarlarınızda bunun daha büyük, daha yüksek çözünürlükte olanını temin edip asmanızda da fayda var. Bunu önemsiyorum. Bence her laboratuvarda bulunması gereken, özellikle kromatografi laboratuvarlarında bulunması gereken bir diyagram. Çünkü kolonunuz ve HPLC sisteminiz solventlerinizden oldukça fazla etkileniyor. Bu kısmı çok es geçmeden laboratuvarınızda uygulamanızı da tavsiye var. Cutoff değerlerinden bahsettim ilk başta. Cutoff değeri HPLC sisteminde oldukça önemli. Yine metot geliştirme çalışmalarında biz bunları dikkate alıyoruz. Asetonitril, metanol, etanol, izopropil alkol. Bunların seçiminde oldukça önemli. Nerede önem kazanıyor? Bizim UV absorbans değerimizi hangi aralıkta belirleyeceğimizi aslında cutoff değerleri de belirliyor. Bu değerlere yakın değerlerde çalışmamak önemli. Yoksa asetonitril ile çalışıyorsanız bir mobil fazınızda size baseline'da girişim yapacaktır ve bu girişim sonucunda da tekrarlanabilirliğiniz bozulacak. Doğru sonuçlar alamayacaksınız. Sistemin güvenilirliği de kaybolmuş olacak. Bu parametreleri önemsemenizde fayda var. Az önce bahsetmiştim. Doğru saflıkta ve özellikle solvent seçimi oldukça önemli. Saflıktan kastımız bizim içerisindeki çeşitli kontamine edici maddelerden uzaklaştırılmış HPLC grade solüsyonlar ya da HPLC grade katı kimyasallar, reaktifler seçilmelidir. Burada analitik grade reaktif olarak genelde adlandırılıyor. Solventlerde de şişelerin üzerinde görürsünüz HPLC grade veya biograde gibi çeşitli adlandırmalar var. Firmalar kendi proseslerine göre bu çözeltileri farklı farklı adlandırıyorlar. Kullanım amaçlarına göre doğru solventi seçmeniz oldukça önemli. Konsantrasyon önemli. Bazı çözeltileri hazır konsantrasyonlarda temin edebiliyorsunuz. Bu çözeltileri temin ederken doğru konsantrasyonda almalı ve doğru konsantrasyonda da kullanmanız gerekiyor. Bir diğer parametre bizim laboratuvarlarda en sık yaşadığımız parametrelerden biri. Özellikle yoğun çalışan laboratuvarlar
son kullanma tarihi geçmiş çözeltilerle, solventlerle ya da reaktiflerle karşılaşabiliyor. Bunları mümkün olduğunca kullanmamak gerekiyor. Hatta hiç kullanmamak gerekiyor. Bundan öte önemlisi de bu tarz durumlara aslında imkan vermemek gerekiyor. Bazen son kullanma tarihi uygun olabiliyor bizim katı reaktiflerimizin ya da solventlerimizin ama reaktiflerde özellikle nem değerleri uygun olmayabiliyor. Bu da bize yanlış tartımlar almamıza sebebiyet veriyor. Aslında en son maddeyi biz ilk iki maddede de bir önceki iki maddede de söyledik. Doğru koşullarda depolanmış olmalı. Son kullanma tarihi, nem değerleri gibi, kontaminasyon gibi aslında bu parametreler kimyasalların doğru şartlarda depolanmadığıyla da aslında çok ilgili. Ben bu kısmı önemsiyorum. Özellikle rutin çalışma yapan kalite kontrol laboratuvarlarında depolama koşullarında bazen problemler yaşanabiliyor. Şirketler ya da birimlerin stok yönetim departmanları o hengamede, o yoğunlukta koşullarını atlayabiliyor. Onlarca, yüzlerce kişinin çalıştığı laboratuvarlarda bunu takip etmek evet oldukça zor ama takip etmenin önemi de bu tarz analizleri yaparken ortaya çıkıyor. Çoğu defa bunu yaşıyoruz. Bazen yanlış çözeltiler kullanılabiliyor. Birbirine çok yakın ama örneğin tuzlarda bu tampon çözeltilerde bunu çok sıklıkla yaşıyoruz. Hidrojen formlarında yanlış kullanımlar olabiliyor. Bazen etiketlemeden kaynaklı, bazen etiketlerin farklı yere yapıştırılmasından kaynaklı hatalar olabiliyor. Kullanıcılar o anki yoğunluktan bunu atlayabiliyorlar ve sonuç olarak da yanlış çalışmalar ortaya çıkıyor. Bunlar genellikle analiz tekrarlarıyla sonuçlanıyor. Analiz tekrarlarıyla sonuçlanmıyorsa da bazen limit dışı sonuçlar verilip redde gidiyor. Redden sonra tekrardan ham madde ya da bir bitmiş ürün çalışıyorsanız bu geri dönüyor ve tekrardan çalışmanız gerekiyor. Ciddi bir zaman ve maliyet kaybı burada söz konusu. Motivasyon kaybını hiç söylemiyorum bile. Bu konuda önemli. Ben hangi sistem olursa olsun iyi depolama uygulamalarının ve doğru depolama uygulamalarının analizlerimizde çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ve bunu zaman zaman da tecrübe ettik. Bu konuyu lütfen atlamayalım. Az önce bahsettim. Burada bir etiket örneği verdik. Mesela metanolde gradient grade likit kromatografi olarak adlandırmış. Biz eğer bir gradient çalışma yapacaksak, sıvı kromatografisinde metanol kullanacaksak bu tarz bir metanol tedarik etmemiz gerekiyor. Uygun saflıkta gradient grade bir metanol almamız gerekiyor. Yine az önce bahsettik katı reaktifleri analitik saflıkta tercih edilmeli. Tüm kimyasallar son kullanma tarihinde uygun olmalı. Az önce bahsettiğimiz başlıklar. Burada aslında bir etiket örneğini size göstermek istedim. Etikette nelere dikkat etmeliyiz? Şunu da vurgulamak istiyorum. Biz metot geliştirirken birçok parametreyi aslında son standart test metodu kısmına yazmaya çalışıyoruz. Bunu atlamamaya çalışıyoruz ama bazı yerlerde çok fazla detay verilmediğini görüyoruz. Özellikle kimyasal hazırlama kısımlarında kimyasalların içerikleri belirtilirken birçok detay atlanıyor. Sadece kimyasalın adı yazılıp işte bu kimyasalı kullanacaksın gibi bir yaklaşımla bu detaylar atlanıyor. Ama aslında etiketteki birçok detayın standart test metodunda yazılması önemli. Biz bunu oldukça fazla önemsiyoruz. Etiketteki detaylar nelerdir? Bir kalite kontrol laboratuvarına transfer edilen bir standart test metodunda bence bulunması gereken en önemli parametrelerden bir tanesi saklama koşulları. Bakın şurada sol üst köşede görüyorsunuz saklama koşulları ve kas numarası oldukça önemli. Bunlar yazılmalı. Hatta bunlar çok belirgin şekilde yazılmalı ki kullanıcılar kimyasalları kullanırken birbirine benzeyen isimlerden ya da son eklerden kaynaklı hataları yapmasın. Tabii ki kimyasalın ismi oldukça önemli. Doğru isimde gerekirse birkaç farklı ismi varsa yaygın kullanılan o isimlerde isimlendirilmeli. Standart test metodunda kullanılacak kimyasallar. Ve en önemlisi az önce de bahsettik. Bakın şurada görüyorsunuz. Burada biograde demiş. Biz bu biograde gibi HPLC'de kullanılacaksak HPLC grade gibi kavramları standart test metodumuzda kesinlikle yazmamız gerekiyor. Bu dört kavramı çoğu zaman göremiyoruz. Tek gördüğümüz kimyasalın yaygın ismi ve nasıl hazırlanacağı.
Bu önemli. Standart test metotlarınızı bu şekilde hazırladığınızda stok yönetimine de aslında katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Doğru şekilde bir kimyasal hazırlamaya başlıyorsunuz. Böylelikle hareketli faz hazırlamaya başlamadan önce bazı adımları sağlam bir şekilde atmış oluyorsunuz. Evet, geçelim diğer parametremize. Tabii su oldukça önemli. Bizim sistemlerimizde saf su kavramı oldukça önemli. Çok sık da görüyorsunuz. Ama HBL sistemlerinde saf sudan daha kaliteli olan, daha üst saflıkta olan ultra saf su kavramını daha sıklıkla duyuyorsunuz. Burada ben su tiplerini tanımlamak istiyorum. Laboratuvarda yaygın olarak kullanılan 3 tip su var. 3. Seviyeden başlayalım. 3. seviyeyi biz tip 3 su, yani temel kalite su olarak adlandırıyoruz. Genelde cihaz besleme suyu olarak kullanılıyor ve cihaz modüllerinin önünde yer alan ünitelerle saflaştırılmış su olarak kullanılıyor. Kirleticilerin yaklaşık %90-99'u arasında da bir giderme söz konusu. Genellikle ters ozmoz kullanılarak bu suları üretiyoruz. Tip 3 suları biz yıkama suyu olarak kullanabiliriz ama yine son yıkama suyu olarak kullanmak, özellikle HPL sisteminde kullandığımız cam malzemelerde son su yıkama suyu olarak kullanılmasını önermiyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi aslında kirleticilerin tamamını uzaklaştıramıyor. Diyor ki yaklaşık %90-99'unu. Bu da demek oluyor ki kurutma işleminde bizim cam malzemelerimizin üzerinde bazı kalıntılar olacaktır. Bunun için tip 3 suyu genellikle ilk yıkama suyu olarak ya da temizleme çözeltilerini hazırlama amacıyla kullanabiliriz. Onun dışında özellikle kromatografi laboratuvarlarında kullanmanızı önermiyoruz. Tip 2 su ise genel laboratuvar saflığında su olarak adlandırılıyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi saf su olarak adlandırdığımız su aslında tip 2 sudur. Bunu yine yıkama suyu olarak kullanabilirsiniz. Bunun iletkenliği 1-15 arasındadır. Deyonize suyu üretmeden önce üretilen sudur sistemlerde genellikle. Deyonize veya demineralize su olarak adlandırılır. Ultra saf suyu üretmeden önceki sudur tip 2 sular genellikle. O sistemlerin önünde yer alır ve ardından tip 1 suyu üretebiliriz. Tip 1 su işte bizim kullandığımız, laboratuvarda yaygın olarak kullandığımız, kromatografi sistemlerinde de kullanılmasını önerdiğimiz, aslında kullanılması elzem olan, iletkenliği 18.2 olan analitik laboratuvarlar için uygun su tipi ise tip 1 sudur. Yani ultra saf sudur arkadaşlar. Biz bu suyu kütle spektrometresinde, izelement analizinde, moleküler biyoloji uygulamalarında, elektrokimya, elektroforez, hücre ve doku kültürü ve biyoteknoloji uygulamalarında sıklıkla kullanırız. Tabii bu uygulamalara göre bir son filtreleme daha yapılabilir. Bir reverse vas kolondan ve arkasından 0.2 mikronluk bir filtreden daha geçirilerek hücre biyolojisi ya da kütle spektrometresi gibi sistemlerde kullanılabilir. Ekstra bir UV ışık altına tabi tutularak daha yüksek saflıkta sularda elde edilebilir. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Su aslında bizim sistemlerimizde bir maliyettir. Çok küçük maliyet olarak görülebilir ama doğru suyu seçmek çok önemlidir. Ne ihtiyacımızın fazlası suyu ne de ihtiyacımızdan daha aşağı bir su kalitesini seçmemeliyiz. Şöyle düşünün, yoğun çalışan kromatografi laboratuvarlarında günlük su sirkülasyonu çok çok fazladır. Bazen işte su, bunun maliyeti ne olacak diye düşünülüp çok belki ihtiyacımız olmayan bir suyu gün boyu tüketebiliyoruz ama o suyun o kaliteye getirilebilmesi için ön filtreleme işlemleri, UV işlemleri gibi çok çeşitli işlemlere tabi tutuluyor. Bunların hepsi de aslında size bakım olarak ya da sarf maliyeti olarak geri dönüyor. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Bunun için doğru su sistemi seçmek oldukça önemli. Bu konuda da bir web semineri ayrıca düşünüyoruz. Su sistemleri nasıl seçilir? Bu konuda ilerleyen zamanlarda detaylı bir web seminerinde de inşallah karşınıza çıkaracağız arkadaşlar. Peki, doğru kalitede suyu seçmedik. Ne oluyor sistemlerde? Nelerle karşılaşırız? Özellikle ters faz analizlerinde biz suyu çok fazla kullanıyoruz. Ve temel kirlilik kaynağıdır aslında ters faz analizlerinde su sistemleri. Yanlış su kullandığınızda hareketli fazlarınızı da yanlış şekilde hazırlıyorsunuz demektir. Biz başta ne dedik? Hareketli faz hazırlarken hep yüksek saflıkta solventler ve yüksek saflıkta analitik kimyasallar kullanmanız gerekiyor. Su bizim sistemlerimizin nereden baksanız çoğu zaman %90'ını oluşturuyor.
O zaman suyumuzun da yüksek saflıkta ya da HBRC grey saflığında bir saf, ultra saf su olması gerekiyor. Genellikle su yanlış kullanıldığında bizim taban çizgisi olarak adlandırdığımız baseline'lar da çeşitli yükselmeler meydana gelir. Baseline gürültüleri artar. Kirletici bileşenlerin seviyesi kolonda ve dedektördeki birikmeye göre arttıkça biz hayalet pik olarak adlandırdığımız ya da sahte pik olarak adlandırdığımız pikleri görmeye başlarız. Bunlar kromatografın her yerinde gezebilir. Bir analizinizde başka bir yerde, bir analizinizde başka bir yerde çıkabilir. Bunlar da bizi birçok zaman özellikle impürite safsızlık analizlerinde limit dışı sonuçlar raporlamaya kadar gidebilir. Tabii bunlar sonrasında geri döndüğünde ciddi maliyetler oluşturuyor. Evet, hareketli fazı hazırlama kısmına geçelim. Organik solvent, su veya tampon karışımları hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle doğru hacimde ve sırada karıştırılmalı arkadaşlar bunlar. İşte bir suya başka bir kimyasal karıştırılacaksa öncelikle tuzlarımızı suda çözmeliyiz. Daha sonra organik solvent karıştırılacaksa organik solventi daha sonra eklemeliyiz. Bu mesela burada oldukça önemli. Hepsini bir araya katıp sonradan karıştırmaya çalışırsanız karıştırma süreniz uzayacaktır. Organik solvent işin içine girdiğinde tuzların çözünme oranını oldukça azaltacaktır. Daha uzun süre karıştırma yapmanız gerekecek. Bu uzun süre karıştırmada da organik solvent oranınızda da minimumda olsa belirli azalmalar meydana gelebilir arkadaşlar. 10 dakikada karışacak ve çözünecek bir çözeltiyi 1 saat karıştırmak zorunda kalırsanız orada belirli bir oranda buharlaşmadan dolayı organik solvent oranınızda da değişme meydana gelecektir. Özellikle organik solvent su karışımlarını süzmemize gerek yok. Filtrasyon işleminden geçirmiyoruz. Çünkü zaten ultra saf suyumuz çeşitli filtrelerden geçiyor. Kimyasallarımız da HBRC grade kimyasal tedarik ediyorsak bunlar da filtrasyon işleminden geçiyor. Bunlar için ekstra bir filtre işlemine ihtiyaç duymuyoruz. Ama degazer işlemi uygulanmasını öneriyoruz. Degazer her türlü sıvı karışıma uygulanması gerekmekte. Tabii burada şu sağda gördüğünüz şeyi hepiniz aşinasınız. Bu mezürü sıklıkla kullanıyoruz değil mi? Çoğu zaman burada yapılan bir hata var. Özellikle bir sonraki slaytlarda buna aslında değineceğim. Çok önemli bir hata. Burada da biraz vurgulamak istiyorum bu görsel önünüzdeyken. Genellikle solventleri biz mezür içerisinde hepsini bir araya karıştırıyoruz değil mi? Bunu çok görüyoruz laboratuvarlarda. Bu çok sık yapılan hatalardan biri. Biraz sonraki slaytlarımızda buna ayrıca değineceğim. Evet, az önce aslında bunu anlatmaya çalışıyordum. Özellikle metanol su, asetometili su karışımları, izokritik çalışmalarda, bazen gradyan çalışmalarda sıklıkla yaptığımız, hazırladığımız hareketli fazlardan. Bunları karıştırırken az önce göstermiş olduğumuz mezürde ikisini hemen üst üste koyup karıştırıp sisteme veriyoruz. Bu oldukça yanlış bir hareket. Bunu birçok laboratuvarda sıklıkla görüyoruz. Sonucunda neler oluyor? Retention time'larımızda kayma olduğu için biz çoğu zaman yanlış tanımlamalara yol açıyor bu sistem. Ve biz yanlış sonuçlar veriyoruz. Bazen rezolüsyonu çok küçük olan kromatogramlarda iki tane pikin ayrımı sağlanamıyor. Bu durumda neyi suçluyoruz? Kolonda bir problem var. Dedektörde bir problem var. Ya da sistemin enjeksiyon hattında bir problem var. Ama problem sistemde var diyoruz ve işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Halbuki hareketli faz çok yanlış hazırlanmış baştan. Metot geliştirme çalışmalarında tabii buradaki bu esneklikleri biz deniyoruz. Çözeltileri %5, %10 gibi farklı karıştırıp özellikle yakın rezolüsyonlu çalışmalarda bunları deneyip test ediyoruz. Ama her zaman oradaki deneme ile aynı olmayabiliyor bu sonuç. Bazen gerçekten kolonunuzun performansı düşüyor. Aslında diyelim ki 1.2 rezolüsyon istiyorsunuz siz iki pik arasında. Ama metot geliştirmede de 1.2 ile sınırdan kurtarmış uç nokta denemelerinde. Sizin kolonunuzun da performansı düşmüş. Siz bir de hareketli fazı yanlış hazırladınız. Bu defa yeterli ayrımı sağlayamıyorsunuz. Böylelikle ne oluyor? Rezolüsyon sağlanamadığı için o kolon kaldırılıyor rafa ya da çöpe atılıyor. Ya da rejenere etmeye, yenilemeye çalışıyorsunuz. Tekrardan yıkamaya çalışıyorsunuz. Performansını geri kazandırmaya çalışıyorsunuz. Ciddi efor ve zaman harcıyorsunuz burada. Tabii ki harcadığınız kimyasallar da yanınızda
kar olarak kalıyor. Burada da yazdığı gibi arkadaşlar, metanol su karışımından egzotermiktir. Burada hidrojen bağları oluşur metanol ve su arasında. Hidrojen bağlarının kırılmasıyla ortama ısı verir ve bu ısı çözeltiyi ısıtır, hacmini değiştirir. Asetinoksil su karışımı da endotermiktir. Ortamdan ısı alır, ısı alarak gerçekleşir bu hidrojen bağları ve soğumasına sebep olur. Hacmi de burada doğal olarak değişir. Değişik hacimlerde çözeltiler meydana gelir. Bunu bir örnek üzerinde açıklamak istiyorum. Bakın az önce aslında anlatmaya çalıştığım kromatogram mantığını burada görüyorsunuz. Genellikle bizim farmakopi metotlarında bize söylenenler işte 9'a 1, hacim bölü hacimce, ağırlık bölü ağırlıkça, mol bölü molce gibi vesaire çok değişik tanımlamalarla karşılaşıyoruz. Ama yaygın olan tanımlama hacim bölü hacimce ya da gram bölü gramca olan tanımlamadır. Aslında doğru olanı gram bölü gramdır arkadaşlar ama biz laboratuvarlarda yaygın olarak hep bu şekilde alışılagelmiş. Bu şekilde de devam ediyor. Hacim bölü hacimci olarak biz de anlatmaya devam edelim. Gram bölü gram olarak dememin sebebi aslında şu. Biliyorsunuz yoğunluk sıcaklığa göre değişebilir. Biz metot geliştirirken laboratuvar koşulumuzu 24 derece olarak işte 25 derece olarak alıyoruz ama bazen 20 oluyor, bazen 22 oluyor. Orada bir artı eksi 2 derece, 3 derece oynayabiliyor. Tabii bunları da deniyoruz biz metot geliştirmelerimizde ama bazen bunlar oynayabiliyor. İşte gram bölü gramcı olunca ortam sıcaklığından da bağımsız hale geliyor çözeltiler. Daha doğru, daha tekrarlanabilir sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama bunu laboratuvarda her çözelti hazırlamada yapmak oldukça zor. Onun yerine biz laboratuvar koşullarımızı sabit tutmaya çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Laboratuvar koşullarını sabit tutabilen klima sistemleri kuruyoruz laboratuvarlara ki hem cihazlarımız hem kolonlarımız hem hareketli fazlarımız tüm çözeltilerimiz her zaman aynı sıcaklıkta hazırlansın diye. Tabii farklı sebepler de var ama analitik kısmı ilgilendiren başlıca konu bu. Örnek üzerinden bakalım. Yukarıda diyor ki su asetonitril oranı 9'a 1 hacim bölü hacimci olarak bir karışım hazırlayın diyor. Genellikle burada bir soru sormak istiyorum ben. Siz laboratuvarlarınızda hangi şekilde hazırlıyorsunuz? A olarak mı hazırlıyorsunuz böyle bir çözeltiyi? B olarak mı? Cevap verebilirseniz sevinirim. Evet, yani çoğunluk galiba A dedi ama cevap vermeyenler de var. Galiba laboratuvarda bu şekilde çözelti hazırlamayan arkadaşlarımız da var. Yani çalışmıyor da olabilirler onlar. Öğrenci arkadaşlarımız da var aramızda. Evet, anket sonucumuz. Evet, %74'ümüz A gibi hazırlıyoruz. %26'mız da B gibi hazırlıyoruz. Evet. Ya aslında ikisi de çok yanlış hazırlama şekilleri değil ama çoğunluğun da gösterdiği gibi aslında yaygın olan A gibi hazırlama. İkisi arasında sadece fark var. Şöyle şunu anlatmak istiyorum. Ben başta standart test metotlarında bazı şeyler çok açık yazılmalıdır dediğimde aslında bunu anlatmaya çalıştım. Genelde 9'a 1 hacim bölü hacimce yazılıp standart test metotlarımızda bu kısım geçiliyor. Aslında şuna biraz bakmamız gerekiyor. Metot geliştirilirken metot geliştirmeci arkadaşımız bunu nasıl çalıştı? Çalıştığı gibi metoda yazması gerekiyor. Ve bunu çok açık bir şekilde yazması gerekiyor. Ve bunu transfer ederken de o şekilde transfer etmesi gerekiyor. Kalite kontrol laboratuvarı da bunu aldığında açık bir şekilde burayı yazması gerekiyor. Hatta eğer 9'a 1 oranında A gibi hazırladıysa yukarıya 9'a 1 hacim bölü hacimce yazıp altına açıklamasını da A şeklinde yazması gerekiyor. Eğer 9'a 1'i hacim bölü hacimce yapın deyip bu B şeklinde hazırlandıysa %10'luk asetonitril çözeltisiymiş gibi hazırlandıysa o zaman bunu B şeklinde de açıklaması gerekiyor. Aslında buradaki kritik nokta şu. Nasıl geliştirildi, nasıl transfer edildi ve laboratuvarda nasıl çalışılacak? Bunu açık bir şekilde yazarsanız sağda görmüş olduğunuz kromatogramdaki sorunu yaşamazsınız. Burada neler olmuş ona bakalım. A'yı 900 mililitre su almış arkadaşımız. Üzerine de 100 mililitre asetonitril karıştırmış. Bunu belirli bir süre karıştırmış ve degaze etmiş. Mesela burada şu da çok eksik. Bu kaç dakika karıştırılacak? Böyle bir çözelti.
Genellikle kaç dakika karıştırılacağı yazılmaz. Kaç dakika degaze edilecek? Kaç dakika degaze edileceği de yazılmaz. Bazen şunu görüyoruz. Mesela ben bu konuda bir şişenin patladığına şahit oldum. Ağzı kapatılmış sıkıca, degazele konulmuş, bir saat boyunca orada unutulmuş. Isınmış ve şişe paramparça olmuş. Bu şekilde bir tabloyla da karşılaştık. Yemek arasına çıkılmış ya da çay arasına çıkılmış. Burada bu çok önemli. Yani kaç dakika karıştırılacak, kaç dakika degaze edilecek. Bunların sizin metotlarınızda muhakkak detaylı bir şekilde yer alması gerekiyor. Eğer yer almazsa ne olur? Arkadaşımızın biri gelir aynı 9'a 1 oranını A olarak hazırlar. Başka bir arkadaşımız da bunu birazcık kolaycılık yapmaz. %10'luk asetonetil çözeltisi olarak hazırlar. Ve burada sonuç ne olur? Bir arkadaşımız A gibi sonuç bulurken başka bir arkadaşımız B sonucunu bulur. Değil mi? Bakın A sonucunu buluyor. Başka bir arkadaşımız da B sonucunu buluyor. Burada çok fazla fark olmamış. Çok küçük retention time kaymalarıyla karşılaşmışlar. Ama şöyle düşünün. Şu iki molekül birbirine çok küçük rezolüsyonla ayrılmış olsa, diyelim ki farmakopide 1.2 diyor ve geliştirme aşamasında 1.2 rezolüsyonla ayrılmış ve B gibi geliştirilmiş. Şu an 1 ile 2 arasındaki B'deki rezolüsyonun 1.2 olduğunu düşünün. Ardından arkadaşımız bunu aldı. 900 ml su, 100 ml asetonetil olarak hazırladı ve analize başladı. Sonra ne olacak? B gibi gidecek. Bizim sonucumuz, kromatoromumuz A gibi çıkacak. Rezolüsyon bir anda düştü 1.1'in altına. Aslında bizim kolonumuz da yeni açılmış diyelim. 3-4 analiz kullanılmış. Ama 3. 4. analizde kolon bir anda rezolüsyon 1.2 iken 1.1 olmaya başladı. Genellikle laboratuvarlarda böyle durumlarda ne oluyor? Hemen analiz tekrar. Standart uygunluğu, sistem uygunluk solüsyonları uygun rezolüsyonda çıkmıyor. Numune varsa eğer numune çıkmıyor. Hemen tekrardan ne yapıyoruz? İlk aklımıza gelen nedir burada? Bu durumda o zaman şöyle de bir soru soralım. İlk siz bu durumda ne hazırlarsınız? Onu bir sorayım. Bir dakika hemen şey yapıyorum arkadaşlar. Pardon bunu iptal ediyorum. İlk siz burada dakika. Neyse bu anketi başlatamadım. Burada şöyle soralım. İlk ne yaparsınız? Mobil faz mı hazırlarsınız yoksa kolonu mu değiştirirsiniz? Öyle soralım buradaki soruyu. Özelden yandan yazabilirsiniz. Yani soru tam anlaşılmadı mı acaba yoksa biraz zor mu oldu? Evet mobil faz diyen var. Genelde mobil faz. Soru şu. Diyelim ki bizim metodumuz B gibi transfer edildi. Bu açıklamada yazılmadı. Açıklamada sadece 9'a 1 oranı yazıldı ve biz metot transfer ederken 1.2 rezolüsyonla transferi gerçekleştirdik. Şu gördüğünüz B'de de rezolüsyonumuz 1.2. Ama ardından rutin analizde de arkadaşımız biraz kolaycılık yaptı. %10'luk olarak hazırlamadı bunu. 900 ml su, 10 ml asetonetil karıştırdı ve A gibi yaptı bunu. A'da da rezolüsyon 1.1'e düştü. Farmakopide belirtilen 1.2 rezolüsyonun altına düştü. Bu durumda siz neden şüphelenirsiniz? Kolondan mı şüphelenirsiniz ya da mobil fazdan mı şüphelenirsiniz diye sordum. Evet, herkes mobil faz demiş. Evet, mobil fazı peki evet yani bir arkadaşımız, Fırat arkadaşımız genelde ilk kolon dedi değil mi? İlk suçlu aslında burada kolon. Çünkü biz mobil fazı hep düzgün hazırlarız değil mi? Hiç kötü mobil faz hazırlamayız. Her zaman en mükemmelini hazırlarız. Kesin kolon suçlu burada. İşte aslında burada çıkıyor ortaya arkadaşlar sorun. Özellikle hareketli faz hazırlığında en çok yaşadığımız problemlerden biri bu. Birçok analiz tekrarı yapıyoruz bundan dolayı. İşte buradaki bu standart aslında ilk suçlu standart test metodunun çok açık ve net bir şekilde standartlaştırılmamış olması aslında. Adı standart test metodu ama biz bir şeyleri standartlaştıramamışız. Test metodumuza bu detayı çok iyi yazamamışız. Onun için burada bir hata ortaya çıkıyor. Eğer B gibi hazırlanacaksa bunun hep B gibi hazırlanması gerekiyor. Hiçbir arkadaşımız bunu A gibi hazırlayamamalı. Yani hazırlamamalı değil, hazırlayamamalı. Çünkü
orada öyle yazacaksınız ki bunu ona imkan vermeyecek. Ben bunu böyle anladım diyemeyecek çünkü açık ve net bir şekilde yazılmış. Tabi burada mobil fazı ilk aslında suçlarız, ağırlık onu dedi ama ben de olsam ilk mobil fazı suçlarım, kolonu değil. Bence kolon her zaman ikinci planda suçlanması gereken bir şey. Çünkü öncelikle hatayı biz kendimizde aramalıyız burada. Ama mobil fazı da A gibi hazırladınız ya, bir daha A gibi hazırlarsanız sonuç bir daha aynı çıkacak. Genelde de böyle oluyor inanın. İkinci hazırlamada da çünkü biz hep inanıyoruz ya, doğru hazırlıyoruz bir şeyi. O zaman yine A gibi hazırlıyoruz ve yine sonuç aynı çıkıyor. Bu defa işte kolondan şüpheleniyoruz. Bu defa gidiyoruz 1000 enjeksiyon ya da 500 enjeksiyon kullanılacak bir kolonu 10. enjeksiyonda çöpe atıyoruz. Yerine 0 bir kolon açıyoruz ve yine aynı hazırlanıyor. 1-2 enjeksiyon bu devam ediyor. Kolonun performansı çok az düşmeye başladığında yine rezolüsyon problemi yaşıyoruz. Ve yine kolon değiştiriyoruz. En son dediğimizde şu oluyor arkadaşlar. Bu metot yanlış geliştirilmiş. Bu metot hatalı. Evet. Sonra belki Ar-Ge'deki arkadaşa bu sorulsa, Ar-Ge'deki arkadaş B gibi hazırladığını ve bunun B gibi yapılması gerektiğini söyleyip sorunu çözecektir. Ama o da pek mümkün olmuyor siz şirketlerde. Evet, burayı anladık herhalde. Burası çok önemli. Bunun üzerinde özellikle 10 dakikadır duruyorum. Çok çok önemli. Bundan dolayı ciddi analiz tekrarları yapılıyor. Bu analiz tekrarlarını yapmamanız için size büyük iş düşüyor. Öncelikle test metotlarını yazarken, ardından da bunu okurken ve yaparken. Kolaycılığa kaçmıyoruz. Eğer 9'da 1 oranı A ise A gibi, B ise B gibi. Tabii ben tercihim A'dandır. Bunlar her zaman böyle A gibi hazırlanmalıdır. Çünkü burada evet basit bir şey. Kalite kontrolde de biz aslında sistemleri zorlaştırma değil, pratik, basit ve standart hale getirmeyi her zaman isteriz. A ise burada doğru tercih bence. Evet. Az önce bahsettim aslında buna. Bir küçük olarak, küçük yine bir üzerinden geçeyim. Çözücü karışımların yoğunlukları normal bir basit ortalamayla alınan yoğunluk gibi olmuyor. İki çözücü karıştığında işte birinin yoğunluğu 1,5, diğerinin 2'de 1 diyelim, 2,5 böldüğünüzde 1,25 olmuyor yoğunluk. Bu yoğunluk farkından dolayı da aslında hacim farklılıkları da ortaya çıkıyor. Az alttaki örnekte de bunu görüyorsunuz. Yaygın bir örnektir. Birçok yerde karşınıza çıkar. 50 ml su ile 50 ml etanol karıştırdığımızda oda sıcaklığında teorik olarak 100 mililitre bir değer elde etmemiz gerekir ama bu hiçbir zaman 100 mililitre olmaz. Son hacim genellikle 96 mililitre civarında olur. İşte hatalar genellikle buradan çıkıyor. Biz ne yapıyoruz? 9'a 1 oranında şöyle düşünüyoruz. 900 mililitre su, 100 mililitre de asetonitril. O zaman mezürün 900 mililitre çizgisine kadar ben suyu doldurayım. Hemen üzerine de asetonitrili koyayım 1000'e kadar. O arada zaten bir soğuma işlemi gerçekleşiyor. Hacim iyice değişiyor. Bir de bu karışmadan dolayı hacim değişiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Daha fazla asetonitrili ekliyorsunuz oraya. Pikleriniz haliyle kayıyor. Metanolde de yine tam tersi bir durum var. Yine fazla metanol ekliyorsunuz ortama. Bir defa çözelti soğumuyor. Böyle bir problemle karşılaşıyorsunuz. Geçelim filtrasyon işlemine. Evet, bu da bizim hayati işlemlerimizden biri. Genellikle filtrasyon işlemleri ben yaygın olarak gördüğüm, özellikle rutin çalışan kalite kontrol laboratuvarlarında atlanıyor. Tamponlarımızı süzmüyoruz. Süzme gibi bir alışkanlığımız yok. Genellikle süzmeden sistemlere veriyoruz. Sonra sistemler bir yerde tıkanıyor. Bizde tıkanmıyorsa başka bir arkadaşımızda tıkanıyor ya da bizden sonraki arkadaşımızda tıkanıyor. Yine her zaman bir problem sistemlerde çıkıyor. Genellikle süzme işlemlerini biz nelere uyguluyoruz? Tamponlar ve tampon solvent karışımlarına süzme işlemini uyguluyoruz. 0,2 ile 0,45 mikrometre arasında değişen membran filtrelerle yanda görmüş olduğunuz şu sistemde biz süzme işlemini uyguluyoruz. Neler var burada? Bir tane vakum pompamız var. Bazı laboratuvarlarda vakum atları hazır oluyor. O çok güzel ve pratik bir iş. Eğer vakum pompanız yoksa ya vakum attığınız varsa sistemi direkt vakum hattına takabiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz kapakla, üzeri kapatılabilen erdemlerle özel üretilmiştir bu sistemler için. Burada iki tane seri bağlanmış. Üst kısma şu kısımdan mobil fazımızı koyuyoruz. Altta membran filtremiz şu maşa yardımıyla sıkıştırılmış ve süzülerek mobil fazımız ya da işte tamponumuz, solvent tampon karışımımız alt tarafa geçiyor. Biz filtrasyon işlemiyle neler yapıyoruz, neler elde ediyoruz?
Küçük ve çözülmemiş partikül ve saf sızılıklar hareketli fazlarımızdan, tampon çözeltilerimizden uzaklaştırılıyor. Filtre işlemi aynı zamanda hava kabarcıklarını da gideriyor. Sistemdeki hava kabarcıklarının giderilmesini sağlıyor. Ayrıca daha iyi bir karışım sağlıyor filtrasyon işlemi. Ve pompa, piston, contalar ve check valve'ler gibi iyi performans gösterecek birimlerin de ömrünü uzatıyor. Dediğimiz gibi çözülmeyen safsızlıkları sistemden uzaklaştırdığı için filtrasyon işlemi önemli. Bunu kesinlikle atlamamamız gerekiyor. Bu da kalite kontroldeki birçok çalışanın herhalde muzdarip olduğu bir konu ya da yapmak istemediği, yöneticilerin diyelim en çok yakındığı ve sıkıntı çektiği konulardan biridir. Bu kısmı atlamıyoruz arkadaşlar, önemli. Uygulanmazsa neler olur? Genelde yaşadığımız problem check valve'lerde ya da check valve'de yaşayabiliriz. Inline filtrede de yaşayabiliriz. Kolonda yaşayabiliriz. Kolonda genelde kolonlar tıkanıyor. Kolon tıkanmalarına yol açıyor filtrelerin kullanılmaması. İşte kolondan bu partiküller bir şekilde geçti diyelim. Tabii orayı çok fazla bilemiyoruz. Dedektörde numuneden vesaire de olabilir ama filtrasyon işleminin dedektördeki tıkanmalara da yol açtığı söylenebilir. Bu çok nadirdir ama olabilir. Hava kabarcığı oluşabilir dedik sistemlerde. Özge Hanım, sorunuzu soru cevap kısmında cevaplayabilir miyiz? Eğer kolon tıkanırsa nasıl bir işlem uygulanır? Aslında bunu geçen hafta ChromaScience sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz web seminerinde Yücel Bey anlatmıştı. Olmadı, buna bir kere daha değiniriz. Teşekkürler. Kolon tıkanmaları sıklıkla karşılaşıyoruz. Eğer bunlar olmadıysa dedektörde bu kontaminasyonlar kirli, yine bir kontaminasyona yol açıyor çözülmemiş safsızlıklar. Dedektöre ulaştığında da dedektörü kirletiyor. Ve baseline çizgimizde dalgalanmalar, hayalet pikler, işte gürültü seviyesinin artması gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Tekrarlanabilirlik en büyük problem. İyi bir karışım sağlayamıyoruz. Yeterli sürede eğer test metodunda standartlaştırılmadıysa, yeterli sürede karıştırılmadıysa, iki çözeltiyi karıştırıp birkaç dakika karıştırıp süzdükten sonra belki de çok iyi bir karışım da sağlanamamış olabilir. Böylelikle tekrarlanabilirliğimize de etki eder. Tekrarlanabilirlik üzerindeki en önemli parametrelerden biri olmasa da etkisi vardır. Aslında burada yaşadığımız en büyük problem dedektörün gürültü seviyesini arttırması. Özellikle safsızlık çalışmalarında, impürte çalışmalarında biz bazı pikleri impürte gibi, bilinmeyen impürte gibi adlandırabiliriz. Bazıları denk gelirse bilinen impürte olarak da adlandırılabilir. Bu durumlarda neyle karşılaşıyoruz? Bilinmeyen impürtelerimiz tek tek baktığınızda limit dışına çıkmayabiliyor. Ama 10 tane bilinmeyen impürteyi siz baseline'ınızda tanımladığınızda toplam impürteniz limit dışına çıkıyor. Toplam safsızlık limit dışı olduğunda da siz ne yapmak zorunda kalıyorsunuz? Red vermek zorunda kalıyorsunuz. Ama eğer bir ham madde çalışıyorsanız aslında limit içi. Bir bitmiş ürün çalışıyorsanız aslında limit içi. Ama sizin sisteminizle ilgili problemlerden kaynaklı yanlış tanımlamalardan dolayı limit dışı sonuçlar elde ediyorsunuz. Genellikle tabii ki bu tarz durumlarda limit dışı sonuçlar hemen raporlanmıyor. Yeni bir sisteme geçiliyor. O sistemde tekrar çalışılıyor. Veya kullanıcı değiştiriliyor, yeni bir kullanıcı çalışılıyor. Daha sonra kolon değiştiriliyor, mobil faz derken tüm ihtimaller elendikten sonra genellikle redlere geliyor ama şimdi özellikle ilaç sektöründe çalışanlar bu konuya çok hakim. Ya yani ben bu konuyu çok anlatmak istemiyorum ama data integrity diye bir mesele var. Yaptığınız her adım detaylı olarak inceleniyor ve takip ediliyor. Siz 10 kere çalışıp eğer bu ürüne onay verdiyseniz bu bir sorgu kaynağıdır arkadaşlar. Denetimde bu sorgulanacaktır. Sen bunu 10 defa niye çalıştın diye sorgulayacaklardır. Siz bunu ne kadar düzgün bir şekilde prosesine uygun kayıt altına alsanız da sizin başınıza arttıracak bir problemdir. Onun için başlamadan önce her şeyi çok düzgün hazırlamak sizi bu tarz büyük sıkıntılardan kurtaracaktır. Gece de rahat uyuyacaksınız aslında. Size en büyük katkısı da budur. Böyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, degazer işlemi. Birçok çalışmada filtrasyon işleminde olduğu gibi degazer işlemini de atlayabiliyoruz. Bazen degazerler çok gürültü yapıyor, başımıza attırıyor diye atlıyoruz.
Bazen yoğunluktan yer bulamadık diye atlıyoruz ama bir şekilde bir bahaneyle degazer işlemi atlanabiliyor. Ama atlanmaması gereken önemli basamaklardan biri. Degazer işleminde ne yapılıyor? Çözeltinin içerisinde çözülmüş gazlar uzaklaştırılıyor. Bu %100 uzaklaştırılabiliyor mu? Tabii ki hayır. Ama uzaklaştırmasına yardım eden bir sistem. Genellikle modern HPLC sistemlerinde biz aslında bunu ilk web seminerimizde anlattık. Bu sistemler üzerinde degazerlar var. Her hattın kendi degazeri var. Ne yapıyordu? Vakumlu degazerla, vakum işlemiyle çözeltiler tümiklerden geçerken içinde çözülmüş gazı uzaklaştırıyordu. Bu sistemlerin kendilerini güvence altına alması için yapmış olduğu bir aslında özellik, öyle söyleyeyim, ve çok faydalı, başarılı bir özellik. Sistemimizi basınç kayıplarından kurtarıyor. Tabii farklı filtrasyon yöntemleri var. Vakum filtrasyonu, degazer işlemleri var. Bunlardan bir tanesi vakum filtrasyonu. Bunu bir önceki slide'da anlattık. En yaygın kullanılan degazer işlemi ise sonikasyon. Biz tamponlarımızı, hareketli fazlarımızı, yani sıvı solventlerimizi, bunları degazer yapıyoruz. Degazer işleminin tabii şeye de faydası var, o sonikasyon işleminin. İçerisinde eğer ola ki çözülmemiş tamponlar kalmış olursa, tuzlar kalmış olursa, bunları da çözüp parçalama ve çözeltiye dahil etme gibi bir aslında artısı da var. Ama bu aşamaya kadar siz iyi bir çözme işlemi gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Bu aşamada kalmamış olması gerekiyor bunun. Çünkü bundan önce bir filtrasyon yapıyorsunuz. Hala filtrasyondan geçtiyse zaten orada bir problem var demektir. Aslında en güzel olan degazer işlemi online olarak bu sistemlerin üzerinde olan helyum ile kabarcıklandırma yöntemi. Bunlar mobil faz şişelerinin içerisinde bir helyum veren sistem daldırılıyor ve sürekli sizin mobil faz şişelerinizin içerisinden helyum geçerek o kabarcıkları uzaklaştırıyor. Şunu görmüşsünüzdür. Diyelim ki 2 günlük, 3 günlük bir çalışmanız var ya da bir gecelik bir çalışmanız var. Sabahtan degazer işleminizi yaptınız. Hareketli fazınızı solvent rezervuarına yerleştirdiniz ve mobil fazlarını, hatlarını daldırdınız. Ertesi sabah geldiğinizde kabarcıklanmalar görüyorsunuz sisteminizde. Aslında bu degazer işleminin burada tek başına yetersiz kaldığını gösteriyor. Buradaki en iyi çözüm tabii ki helyum ile kabarcıklandırma yöntemi ve online membran degazerlardan da zaten az önce bahsettik. Evet, degazer işlemi yapılmadığında genelde sistemde gördüğümüz şu tarz dalgalanmalar. Bakın solda ne yapmış? Sistem. Degazer yapılmamış bir sistem. Sağda ise degaze edilmiş bir sistemimiz mevcut. Baseline'ımızdaki dalgalanma farkını görüyorsunuz değil mi? Bu oldukça fazla. İşte az önce bahsetmiş olduğum bu safsızlıkları tanımlarken limit dışına çıkabilme ihtimali işte burada ortaya çıkıyor bakın. Size çok küçük gibi gelebilir ama bunlardan 10 tane olduğunu düşünün baseline'ınızda. Sizin birçok sorun çıkaracaktır. Evet, burayı da geçiyoruz arkadaşlar. Gelelim numune hazırlığına. Önemli parametrelerinden biri. Numune hazırlığını biz HPLC analizinden önce 4 basamakta tanımlıyoruz. Solventler hazırlanıyor. Standart ve numune hazırlığı, pipetleme ve filtrasyon olarak tanımlayabiliriz. Solvent hazırlığı aslında bizim başta bahsettiğimiz hareketli fazın hazırlanma basamaklarıyla neredeyse birebir aynı. Neler yapıyoruz? Uygun saflıkta solvent ve katı reaktif seçiyoruz. Uygun saflıkta su seçiyoruz. Kontaminasyonları kesinlikle önlüyoruz. Doğru kimyasal formlar kullanıyoruz. Hassas ölçüm ve doğru karışım işlemleri gerçekleştiriyoruz. Uygun kalitede solventler seçilmediğinde neler olacağını hareketli fazda anlattık. Aynıları numune içinde geçerli. Birebir aynılarını alabiliriz. Sistemimizde ayarlı pikler olabilir, sistem gürültüsü artabilir, limit dışı sonuçlar raporlayabiliriz, kolonumuz, dedektörlerimiz, inlet hatlarımız tıkanabilir. Bunun gibi problemlerle sıklıkla karşılaşırız. Standart ve numune hazırlarken yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi biliyorsunuz tartım işlemi. Tartım çok önemli. Kontaminasyonların birçoğu aslında bu tartım aşamasında ortaya çıkıyor. Temiz olmayan spatüller kullanılabiliyor. Temiz olmayan kaplar, cam kaplar, sarf malzemeleri kullanılabiliyor. Terazi bir önceki arkadaş tarafından çok kirletilmiş olabiliyor. O kirlilik, o kontaminasyon size sıçrayabiliyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Her terazi kullanmadan önce muhakkak teraziyi kontrol etmeniz gerekiyor. Doğru temizlenmiş mi, temiz mi,
sizden önceki arkadaşınız temiz bırakmış mı? Temiz değilse de temizleyeceksiniz ya da bir önceki arkadaşınızı uyararak ona temizletmeniz gerekiyor. Bu oldukça önemli. Terazi kontaminasyonu numunelerdeki kontaminasyonun başlıca kaynaklarından biridir. Standart ve numunelerimizi hazırlarken kontamine olmamış ortamlarda hazırlamaya özen göstermemiz gerekiyor. Yoksa limit dışı birçok sorunla karşılaşırız. Solventlerin sıcaklığı, yoğunluğu gibi ek faktörler konsantrasyonu etkiler. Örneğin buzdolabından 4 dereceden almış olduğunuz bir standartı ya da bir solventi hemen tartmıyoruz arkadaşlar. En az 1 saat, hatta mümkünse 2 saat önce çıkartıyoruz. Laboratuvar koşullarına soğutuyor, getiriyoruz. Ondan sonra tartım işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğer nem vesaire farklı bir durumdan ışıktan etkilenecek gibi bir kaygınız varsa desikatörde ya da kapalı bir ortamda bunları tutarak laboratuvar koşullarına gelmesini sağlıyoruz. Çözeltilerin ve çözücülerin sıcaklığı oldukça önemli. O gün hazırlıyorsunuz, ertesi gün sıcaklık sabit olduğunda sizin tamamen tüm kombinasyonunuz değişiyor. Onun için laboratuvar koşullarına tüm çözeltileri soğutmaya özen gösteriyoruz. Evet, gelelim pipetlemeye. Pipetleme oldukça önemli. Yanlış pipetleme aşamasından kaynaklı çok büyük hatalar karşımıza çıkıyor. Özellikle mikro pipet kullanımlarında bu hatayı çok sık görüyoruz. Yanlış pipet kullanımı çok yaygın. Yanlış pipet kullanıldığında yanlış sonuçlar ortaya çıkıyor. Aslında şunu burada söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizim hatalarımızın, yani analiz hatalarımızın birçoğu pre-analitik evre dediğimiz bu ön hazırlık evresinde meydana geliyor. %90 burada meydana geliyor. Numune hazırlama ve hareketli faz hazırlamada biz hataların birçoğunu yapıyoruz. Sistemsel hatalar %5-%10 aralığındadır. O da gerçekten birçoğu da yine bizden kaynaklı hatalardır. Mobil fazı yanlış hazırlamışızdır. Yanlış gradyant çalışılmıştır. Metotta gerçekten yanlış bir metot geliştirme vardır. Yanlış kolon seçilmiştir. Onun için biz %90 suçu hep kendimizde arayalım arkadaşlar. Siz eğer bir hata yaptıysanız laboratuvarda bunu açık yüreklilikle düşünüp belirtip hemen çözüme gitmeniz gerekiyor. Bu sizi birçok sıkıntıdan, birçok dertten inanın kurtaracaktır. Onun için hatayı %90 kendimizde arıyoruz. Bu bir çalışmadır. Bilimsel çalışmalar pre-analitik hatalardan kaynaklandığını gösterir, çalışmalar hataların %90'ının. Burayı atlamıyoruz. Pipetleme için de biz ayrı bir web semineri düzenlemeyi düşünüyoruz. Ama tabii bu web seminerlerini biz geçen hafta yaptığımız gibi bir sponsorlukla yapmayı düşünüyoruz. Eğer bunlar için Türkiye'de güvendiğimiz pipet markalarından sponsorluklar alabilirsek bu konuda karşınıza gelmek istiyoruz. Kendimiz de anlatabiliriz. Bununla ilgili çok çalışmalarımız var ama biz istiyoruz ki direkt bunu üreten ve satan kişiler anlatsın ki daha fazla, daha güzel detayları da sizlere sunalım. Pipetleme dedik. Laboratuvarda yaygın kullanılan pipetler, işte dereceli pipetler, bullu pipetler, pastör pipetler, İşte mikro pipetler sıklıkla kullanılıyor. Biz genellikle laboratuvarda şu grubu kullanıyoruz. Pozitif yer değiştirmeli pipetleri çok sık kullanmıyoruz. HPLC analizlerinde bunları çok görmüyoruz. Belki bazı spesifik laboratuvarlarda görebiliriz. Bunların sarf maliyeti, şu görmüş olduğunuz altı pozitif yer değiştirmeli pipetlerin sarf maliyeti oldukça fazla. Biz hava yer değiştirmeli 5 nolu pozitif yer değiştirmeli pipetleri kullanıyoruz. Bu pipetler nasıl kullanılıyor? Bunları da ufakça bir anlatmamız gerekiyor. Yine pipetleme dediğimiz gibi ayrı anlatılacak bir teknik aslında. Bunu bu web seminerine sığdırabileceğimiz bir teknik değil. Kısaca bahsetmek istiyorum. İleri pipetleme ve ters pipetleme yöntemleri var. İleri pipetleme bizim en sık kullandığımız pipetleme. Önce ne yapıyoruz? Basarak bir pozisyonuna getiriyoruz. Yani hacmi ayarladıktan sonra hacmin içindeki havayı boşaltıyoruz. Sıvıyı tekrardan iki pozisyonuna çekiyoruz. Bekleme pozisyonuna. Ve 3 ve 4 yaparak boşaltma işlemini 30 derecelik bir açıyla gerçekleştiriyoruz. Ters pipetlemede ne oluyor? Hacim ayarlandıktan sonra boşaltma çizgisine kadar basılıyor. Boşaltma çizgisine kadar basılıyor. Ve ardından sıvı tekrardan iki pozisyonuna, yani başlama pozisyonuna getirilerek çekiliyor. Bu defa az öncekinin tam tersi olarak ilk stop noktasına kadar basılarak
boşaltma işlemi gerçekleştiriliyor ve birkaç defa basma çekme işleminde de pompalama yapılarak sıvının tamamı bırakılabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken özellikle mikropipetlerde bizim pipet uçlarımızın ucunda damla kalmaması, birkaç defa pompalama işleminin yapılması ve boşaltma açımızın doğru ayarlanması oldukça önemli. Bu detayları atlamadan doğru bir pipetleme aslında yüzeysel olarak yapabiliyorsunuz. Evet, gelelim filtrasyona. Yine filtrasyonda biz size ayrı bir web seminer olarak ulaştırmak istiyoruz. Filtre seçimi oldukça önemli. Özellikle doğru filtre seçimi çok önemli. Sizin yine analiz sonuçlarınızı etkileyen basamaklardan biri. Filtrelerde maliyetleri oldukça fazla. Biz bu konuyu uzun yıllar hep kullandığımız için hep önümüze çıktı. Satın almalarda ciddi maliyet oluşturan kalemlerden biri. Ama filtre kullanılmadığınız zaman yaptığınız analiz tekrarları bu maliyetlerden çok çok fazla. Onun için filtre kullanımını önemsemeniz gerekiyor. Şimdi bizim çözeltilerimizdeki aslında çözülmemiş safsızlıkları filtre yardımıyla uzaklaştırabiliyoruz. Ama filtre seçerken de az önce bahsettiğim gibi numune ile uyumlu bir membran filtre seçmeniz gerekiyor. Bakalım filtreler neler? Bir tane kaba filtre kağıtları ve evrim filtre kağıtları genellikle kaba süzme işlemlerinde gerçekleştiriyor. 40 mikronun üzerinde eğer partiküller varsa bizim çözeltimizde bunları uzaklaştırma için kaba filtre kağıtları ve evrim membran filtre kağıtlarını kullanabiliriz. Normal membran filtre kağıtları da bunlar da şurada görüyorsunuz mobil faz süzme işlemlerinde kullanılıyor. Yine şırınga ucu membran filtreler var. Bunlar da numunelerde kullanılıyor. Solid faz ekstraksiyon kartuşları dediğimiz çok çeşitli özellikteki kartuşlarda numune saflaştırma işlemlerinde yaygın olarak kullanılan filtreler. Analizinizin niteliğine göre bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz veya bazı analizlerde bunları çeşitli kombinasyonlarda kullanabilirsiniz. Örneğin bir kaba filtreden çok yoğun bir filtrasyon işleminiz, yoğun bir çözeltiniz varsa önce bir kaba filtreden geçirirsiniz. Ardından şırınga ucu filtrelerden geçirirsiniz. Çünkü böyle yapmazsanız çok yoğun numune çözeltileriniz kaba şırınga ucu filtreyi 1-2 mililitre bile geçirmeden tıkayacaktır. Bu defa siz yeterli numune hacmini süzemediğiniz için filtreyi çöpe atmak zorunda kalacaksınız. Filtre özellikle biz HPL sisteminde membran filtrelerinden şırınga ucu filtreleri çok sık kullanıyoruz. Genellikle kullandığımız filtre 0.45 mikronluk filtreler oluyor. Ve bu filtreler her analizde kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Neler yapıyor? Taban çizgisi gürültüsünü azaltıyor filtre kullanımı. Kolon ve dedektör tıkanıklıklarını önlüyor. Sistemimizdeki hayalet pikleri ortadan kaldırıyor. Yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlıyor. Ve bunların hepsini sağladığı için de analiz güvenliğimizi garanti altına almış oluyor. Membran filtre kullanırken şuna dikkat etmek gerekiyor. Çözeltimizi biz şırıngaya doldurduk, enjektöre doldurduk. Enjektörden şöyle söyleyeyim, eğer 2 mililitre numune alacaksak en az 1 mililitresiyle biz membran filtreyi, şırınga ucu filtreyi doyurmamız gerekiyor. Yani 1 mililitre kadar ya da 1,5 mililitre kadar şırınga ucu filtreyi doyurup ondan sonraki numuneleri almamız gerekiyor ve numune hacminizi de ona göre hesaplamanız gerekiyor. Diyelim 1 mililitre ile doyurdunuz. Biraz da içinde kalacaktır şeyin, filtrenin. Tam basamayacaksınız. 2 mililitrede süzmeniz gerekiyor. 3, siz garanti altına alabilmek için bir 5 mililitre kadar ya da 4 mililitre kadar en az numune hazırlamanız gerekiyor. Eğer aynı numuneden 2 defa hazırlayacaksanız 10 mililitre gibi kat sayısıyla çarparak bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nelere sahip olmalı şırınga ucu filtreler? Bu çok önemli. Kontamine edici partiküller barındırmamalı şırınga ucu filtreler. Bazı kalitesiz ve ucuz filtreler gerçekten kontaminasyon barındırıyor. Bunu da analizleri çalışırken sürekli farklı kontaminasyonlarla karşılaştığında görüyorsunuz. Burada filtrenin kalitesi oldukça önemli. Analitinizi geçen ama diğer maddeleri tutabilen bir yapıda olmalı. Analiti adsorplamamalı. Az önce bahsettiğimiz başlık aslında ikisi uyuşuyor. Sizin numunenizi adsorplamayan bir karakterde olmalı. Filtre dağıtım kanalları örneği filtrenin her yerine eşit dağıtmalı. Basınca dayanıklı dış çeperlerden üretilmeli. Bazen basınçla beraber bunların patladığına şahit olabiliyoruz.
eğer çok kuvvetli bir arkadaşsa bastırarak hani süzülmeyen numuneleri süzmeye çalışıyor ve patlama işlemiyle karşılaşabiliyor. Steril istiyorsanız steril filtre uçları seçmelisiniz veya otoklanabilir istiyorsanız otoklanabilir olanlardan seçmelisiniz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor çalışırken. Evet, burada aslında tipik yapılarını ve tavsiye edilen kullanımlarını ve basitçe açıklamalarını anlattığımız bir tablo var. Az önce bahsettiğimiz kaba filtre kağıtları genellikle selüloz yapıdan oluşur. Membran filtrelerin rejenere selüloz, selüloz asitat, naylon, PTF, polipropilen, poliester gibi polivinil prolidin gibi çeşitleri var. Bunlar kullanacağınız dediğim gibi numune ile uyumlu uygun filtreler seçilmeli. Genellikle filtre satıcıları size bu konuda destek veriyor. Onlardan destek isteyerek kesinlikle filtrelerinizi alın ya da bazı farmakopilerde, bazı metotlarda filtreler açık ve net bir şekilde belirtiliyor. Net değilse kesinlikle net bir destek filtre satıcılarından isteyin arkadaşlar. Nedir? Filtre kağıtları 40 mikronun üzerindeki partikülleri tutarken küçük parçacıkları tutabilmek için 10 mikronun altındaki parçacıkları tutmak istiyorsanız ne yapmak gerekiyor? Şırıngocu filtre kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine solid fart ekstraksiyon kartuşları, yine diskler çeşitli amaçlar için kullanılıyor. Solid faz ekstraksiyon kartuşları yani SPE kartuşlar genellikle sabit faz parçacıklarını da süzüntüye geçirebiliyor. Yani kartuşun içerisindeki parçacıklar da süzüntüye geçebiliyor. Bunun için yüksek saflığa sahip ürünler kullanmanız gerekiyor. Eğer geçecekse bu partiküller numunenizin içerisine zaten ondan sonra bir filtre işlemi daha yapmanız gerekebilir enjeksiyon işlemine vermeden. Bu SPE kartuşlarınızın gerçekten yüksek saflıklı olması gerekiyor. Aksi bir durumda yine siz numunenizi kontamine etmiş olursunuz. Yaygın kullanılanlar neler? Polivinildin diflorit var. Hidrofobik membran polar çözeltiler, suda çözünen oligomerler ve protein gibi polimerler için uygun. Polieter sülfon filtre uçları var. Genellikle farmasötiklerle proteinlere karşı düşük absorpsiyona sahip bunlar. Asit ve bazlara karşı da dayanıklı filtreler. PAA dediğimiz poliamid filtrelerde sulu ve orta polarlıktaki sıvılar için uygun filtreler. En yaygın kullanılanlardan biri PTF, politetrafluoroetilen dediğimiz filtre grubunu PTF filtreleri özellikle alkol içerikli filtrelerle hareketli fazlarla kullanırken görüyoruz arkadaşlar. Tüm çözücülere karşı dirençli olduğu söyleniyor. Apolar sıvı ve gazlar için uygundur. Genellikle bu gaz filtrasyonların ucunda da PTF filtreleri görürsünüz. CA selüloz asetat dediğimiz filtre grubu da özellikle biyolojik makromoleküller için uygun olan selüloz asetat filtre grubudur arkadaşlar. En yaygın kullanılan aslında rejenere selüloz. Bizim hareketli faz çözeltilerimiz genellikle organik içerikli olduğu için rejenere selüloz filtreleri yaygın olarak kullanıyoruz. Genellikle protein bağlama kapasitesine de sahiptir bunlar. Bunun gibi yapıları da tutarlar. Evet, genel çalışma prosedürü sunmak istiyoruz. Bitirmeden önce sunumumuz bitmek üzere. Neler yapmalıyız biz HPL sistemine numune ve hareketli faz hazırlarken? Çözeltileri günlük ve taze hazırlamalıyız kesinlikle. Bazı çözeltiler 2 hafta, 3 hafta, 1 ay gidebilir. Bunları etiketlerken buna göre etiketlemeliyiz. Eğer böyle çalışılıyorsa uygun saklama koşullarında uygun şekilde saklamalıyız ve bunları yeterli süre kullanmalıyız arkadaşlar. Genellikle burada tavsiye ettiğimiz şu, ihtiyacınızdan fazla çözeltiyi hiçbir zaman hazırlamayın. Analiz süreleriniz belli, çalışılacak numuneler belli. Bu numuneler ve bu analiz sürelerine uygun şekilde hareketli fazınızı uygun miktarda hazırlayın. Kesinlikle yarın da kullanayım, öbür günde kullanayım deyip fazla fazla hazırlamayın. Her analizden sonra tekrar tekrar hazırlamanızda fayda var. Temiz ve kuru malzemeler kullanın. Bakteriyel kontaminasyon bu sistemlerde oldukça ciddi problemlere yol açıyor. Hatlarda üremeye yol açarak hatların kirlenmesini ve kontamine olmasını sağlıyor. Tampon ve tuz eklenmediği sürece ultra saf suyun filtre edilmesine gerek yok. Başta da söylemiştik. Ultra saf suyu ve tek organik solventleri filtre etmenize gerek yok. Hareketli faz şişelerini kapatmak için genellikle parafin
kullanılıyor. Bunu çok yaygın görüyoruz. Bu çok yanlış bir uygulama. İlk seminerimizde anlatmıştık. Solvent rezervuarının bir parçası olan HPLC mobil faz şişeleri, kapakları var. Kesinlikle bunları kullanmalısınız. Bunların dışında herhangi bir şey kullanmanızı önermiyoruz. Organik solventlerin içerisinde ben parafin yüzüğünü defalarca gördüm. Bu şekilde ne oluyor? Hem sistem kontamine oluyor, hem kolon kontamine oluyor. Hem de analizlerinizde sorunlar çıkıyor. Genellikle borosilikat 3.3 cam malzeme kullanmalısınız. Aksi belirtilmediği sürece bazı analizlerde plastik veya buna benzer başka kimyasallar kullanılabilir. Kimyasal yapıdaki malzemeler kullanılabilir. Her zaman söylediğimiz gibi uygun saflıkta solvent ve reaktiflerde kullanılmalı arkadaşlar. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu akşamki sunumumuz bu kadar. Yine bir saate sığdırdık. Anlatacak çok fazla şey var ama ancak bu kadarını anlattık. Farklı seminerlerde de tekrardan diğer detaylara değineceğiz. Tabii burada firmaları ağırlayacağız biz zaman zaman. Firmalardan kendi sistemlerini anlatmalarını isteyeceğiz. Bu web seminerlerimizde yine sistem üzerinden duyuracağız arkadaşlar. Evet, sorunlu olan var mıdır? Sorunuz varsa buradan cevaplamak istiyorum. Yoksa bitireceğim. Bir 10 dakika soru cevaplayalım. Bir soru vardı. Kolon tıkandığında ne yapılması gerekiyor diye. Öncelikle kolonların rejenerasyon şartları kolon kullanım kılavuzlarında yazar. Öncelikle bunları uygulamanız gerekiyor. Eğer bu şartlarda kolonu eğer hala kurtaramıyorsanız muhtemelen kurtarılamayacak bir kolondur. Genellikle ters çevirip yıkama gibi işlemler uygulanıyor ama bunlar çok önerilmiyor. İşte sıcaklığı biraz arttırarak ters çevirip yıkayabilirsiniz. Bunu uzun süre uzun su oranında yapmayın. Belirli oranda solventlere kadar düşebilirsiniz. Ya da başını açıp başındaki bir maddeyi değiştirme gibi yollar önerilebiliyor ama yeni nesil kolonlarda bunu yapmak çok mümkün ve sağlıklı değil. Yapabiliyorsanız da çok sağlıklı sonuçlar alamazsınız. Ama genellikle işte biz bu tarz problemlerle karşılaşmayalım diye numune hazırlama ve hareketli faz hazırlama web seminerini sunduk. Bunlara dikkat ederseniz kolonlarınız uzun ömürlü olacaktır. Kolonu korumanın en iyi yolu bunlardan ödün vermemektir arkadaşlar. Lütfen sistemlerinizi hazırlarken buralardan eğer bir zaman kazanmanız gerekiyorsa kesinlikle buralardan zaman kazanmaya çalışmayın. Hareketli faz ve numune hazırlamadan zaman kazanılmaz. Aksine zaman kaybedilir. Onun için bu basamaklarda hızlanmaya çalışmayın. Eğer hızlanacaksanız farklı basamaklarda hızlanmaya çalışın arkadaşlar. Kolonu yönünün tersine takip ömrünü uzatabilir miyiz? Ya tam soruyu anlayamadım Elif Hanım. Yani takip ömrünü uzatabilir miyiz dediğiniz nedir? Yani takip ömrü dediğinizi tam anlayamadım açıkçası. Evet bu şey var ya bu ters takmak evet ters takarak çalışabilirsiniz. Ters takıp çalışma işlemi yapılıyor ama bunlar çok sağlıklı uygulamalar değil arkadaşlar. Yani kolonun bir çalışma yönü var. O doldurma yönüne göre çalışma yönü belirleniyor. Kolonu ters çalışmak ya da ters takıp yıkamak çok uygun yöntemler değil. Bu aksine kolonunuza zarar da verebilir. Belki kolonunuzu ters takmak değil de yıkama yönünde yani çalışma yönünde rejenere edip yıkama pozisyonuna uygun yıkamaya çalışmanız bence daha doğrudur. Az önce bir soru sormuş. Numuneyi hazırlayıp degazaya koyma işleminden sonra hacim azalması var ise tekrardan tamamlamak hacmi doğru mudur? İşte bu aslında ilk baştaki probleme geliyor arkadaşlar. Yani siz metodunuzdaki standartlaştırılmış bir şey yoksa bu bence doğru değildir, yanlıştır. Yani hacim azalması olmaması gerekiyor normalde. Siz yeterli süre karıştırdınız. Bir de şöyle bir şey var. Degazer da çok tutulduğu zaman bunlar ısınabiliyor. Eğer soğutmalı bir degazerınız yoksa, sonikasyonunuz yoksa bunlar ısınabiliyor. Onun için yani bu ısınmaları önleyemiyorsanız eğer zaten hacimde azalma ya da artma olacaktır. Bu kesinlikle önerilmiyor arkadaşlar. Yani siz sisteminizi kesinlikle standart halde yapmanız gerekiyor. İkisi de
aynı değil aslında arkadaşlar. Yani şöyle bir şey, son hacimler farklı. Bir tanesinde su oranınız biraz daha fazla. B'de dikkat ederseniz son hacme suyla tamamlanıyor. Asetonitril oranımız aslında orada %10'luk, evet, ama su oranımız daha az. Dedim ya, bir örnek verdim. 50 mililitre suyla 50 mililitre etanol karıştırıldığında hacim 96 mililitreye geçiyor. Eğer siz 900 mililitre su, 100 mililitre asetonitril koyarsanız son hacminiz 1 litre olmuyor. 1 litrenin altında bir hacim oluyor. Yani 940-950 mililitrelerde oluyor. Siz B'de ne yapıyorsunuz? Su oranınızı arttırıyorsunuz, polarlığı arttırıyorsunuz. Ters fazla da bu neye yol açıyor? Piklerin birazcık daha ötelenmesini, ileri gitmesini sağlıyor. Böylelikle retention time'larınız kayıyor. Onun için standartlaştırma çok çok önemli. Bunları siz metotlarınızda yine vurguluyorum. Kesinlikle açık ve net belirtin ki bu problemlerle karşılaşmayın. Yoksa sistem uygunluk çözeltileriniz çoğu zaman geçmeyecektir. Özellikle çok yakın rezolüsyonda çalışan impüritelerde çok büyük problemler arkadaşlar bunlar. Evet, farklı sorusu olan varsa başka sorunuz cevaplayabilirim. Yoksa bu akşamki web seminerimizi burada tamamlayalım arkadaşlar.